Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. SRC 1 2 3 4 ortak sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Daha önce atmış olduğumuz tüm yazılı ve uygulama sorularını, örnek uygulama sorularını mutlaka 2023, 2022, 2019, 2020 hepsini çözebilirsiniz. Yazılı ve uygulama soruları ortak sınav sorularıdır. Tamamını çözerek yüksek notlar alabilirsiniz. Herkese başarılar diliyoruz ve yayınımıza başlıyoruz. Hemen sorularımız gelsin arkadaşlar. Birinci sorumuz geldi bakın. Birinci sorumuz şöyle. ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? A. ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltır. B. ABS fren sistemi fren mesafesini uzatır. C. ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltmak için tasarlanmamıştır. Bu sistem güvenli savrulmadan yavaşlamamızı ve durmamızı sağlar. D seçeneğinde ise ABS fren sistemine sahip araçlarda frenleme fren pedalı pompalanarak yapılmalıdır. Şimdi burada dikkat ederseniz ABS fren sisteminin esas görevi arkadaşlar savrulmayı önlüyor. Özellikle bakın bu sistemde güvenli savrulmadan yavaşlamamızı ve durmamızı sağlar. Ve buradaki verilerine göre fren mesafesini kısaltmaz, değil mi? Yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Direksiyon hakimiyetini sağlar. ABS fren sistemi. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuza bakalım. İkinci soru. Evet, şöyle yapalım. N3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Azimi yüklü ağırlığı 3,5 kilogram, 3,5 tondan çorumu geçmeyen taşıtlardır. B. Azimi yüklü ağırlığı 3,5 kilogram ile 12.000 kilogram arası olan taşıtlardır. C. Azimi yüklü ağırlığı 12.000 kilogramdan fazla olan taşıtlardır. Tabii ki burada hiçbiri demiş. Tabii ki N3 arkadaşlar. N3 azami yüklü ağırlığı 12.000 kilogramdan fazla olan taşıtlardır. N2 ve N3 araçların arkadaşlar şöyle bir açıklamasını da yapayım sizlere. Kamyon ve çekicilerdir. N2 biliyorsunuz. Hız sınırlarından da sınavda sorulabiliyor. Onun için size N2 ve N3 şöyle açıklama yapayım sizlere. N2 ve N3 araçların yani kamyon ve çekicilerin yani tırların hız sınırları bakın yerleşim yerleri içinde hız sınırları 50'dir. Hız sınırlarından çünkü sınavda soru gelir. Yerleşim yerleri dışında 80'dir. Şöyle yazalım. Bölünmüş karayolunda 85'tir. Ve otoyolda da kamyon ve çekicilerin hız sınırları 90'dır arkadaşlar. Evet, cevabımız evet, bunlar da yine sınavlarda soru olarak gelebilirler. Gelebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Evet, hemen üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz geldi. Şöyle. Evet, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre arızalı takograf cihazı bulunan trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?
A idari para cezası 20 ceza puanı, eksiklik giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır. B sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır. C sadece idari para cezası uygulanır. D sadece 20 ceza puanı uygulanır. Arkadaşlar, takografla ilgili sınavlarda sık sık soru geliyor. Burayı da tekrarlayalım. Bakın, takograf kayıtları araçlarda, şurada not alıyorum, sınavlarda soru olarak geliyor. Ayrıca araçlarda bir ay, iş yerlerinde 5 yıl ne yapılması gerekiyor? Saklanması gerekiyor. Burası da önemli. Arızalı takograf cihazını bulunan trafiğe çıkan şoförlere idari para cezası verilir, 20 ceza puanı verilir. Eksiklik giderilinceye kadar da trafikten men cezası veriliyor. Bilginiz olsun. Hemen 4'e geçtik. 4. sorumuz geldi. Evet. Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması AETR'ye göre bir sürücünün haftalık dinlenme süresi, evet, haftalık dinlenme süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 11 saat. B 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 20 saat. C 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün. D 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün. Tabii ki burada da arkadaşlar Avrupa Antlaşması'na göre bu 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az bir gün ne yapılması gerekiyor? Dinlenme yapmaları gerekir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuz şöyle. Çok önemli sorulardan bakın. Bir sürücünün 24 saatlik çalışma gününde toplam araç kullanma süresi kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında verilmesi gereken mola ne kadardır? Unutulmamalıdır ki arkadaşlar, tabii ki bu daha önce defalarca çözdüğümüz bir sorudur ve sınavlarda mutlaka soru olarak geliyor. 24 saat süre içerisinde 24 saat süre içerisinde toplamda, bakın toplamda 9 saat, devamlı olarak 4,5 saat, mola da ne kadar verilmesi gerekiyor arkadaşlar? 45 dakika değil mi? Bakın 45 dakika. Bu molaları 15'er dakikalık aralıklarla da kullanabiliyoruz. Bize sorulan soru 24 saat çalışma günde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasındaki mola aynen bu şekilde 9, 44,5 ve 45 dakika olacak. Adana seçeneğine bakıyoruz. 9 saat, 5 saat, 30 dakika. Bursa seçeneğine bakıyoruz. 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika. Ceyhan seçeneğine bakıyoruz. 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika. Tabii ki Ceyhan seçeneğidir doğru cevap. Hemen geçelim 6. sorumuza. 6. sorumuz yine araç kullanma ile ilgili. Devamlı araç kullanma süresi sonunda verilen mola en az ne kadar olmalıdır? Değil mi? 15, 30, 45, 60. Şimdi dikkat edin arkadaşlar.
Devamlı araç kullanma, devamlı araç kullanıyorsunuz değil mi? Devamlı araç kullanıyorsunuz. O zaman 45 dakika mola vermeniz gerekiyor. Evet. Ara ara kullanmış olsaydınız 15'er dakika aralıklarla kullanabilirdiniz. Evet arkadaşlar. Yani devamlı, şuradaki devamlıyı çizin. O zaman 45 dakika olması gerekir. Evet. 4,5 saatte, bakın 4,5 saatte 45 dakika mola, tekrar 4,5 saat ve 9 saati tamamlamak demektir. Burada Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Buraya da dikkat edelim. Evet, hemen 7'ye bakalım. 7. sormuş. Şöyle, aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir? A. Sürücü ve yayaların trafikteki davranışlarını incelemek. B. Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak. C. Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak. D. Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak. Evet, bakın. Demek ki burada şöyle yapalım. 7. sorumuz. Yapmamız gereken biri değildir bakın. Trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir. Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir tabii ki. Bursa seçeneğidir. Hemen 8'e bakalım. 8. sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi bireyler arası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir? A. Dinlememek. B. Önyargı ve ayrımcılık. C. Başkalarına saygı göstermek. D. Hoşgörüsüzlük. Tabii burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, başkalarına saygı göstermek bireyler arası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir. Başkalarına saygı göstermek. Evet, cevap Ceyhan seçeneğidir. 9'a geçelim. 9. sorumuz gelsin. 9. sorum şöyle. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından birisi değildir? A. Teknik arıza. B. İlk hareket hatası. C. Hız. D. Geç algılama. Evet, bakın. Dikkat edin. Motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından biri değildir diyor. Dikkat edin. İlk hareket hatası, hız, geç algılama, bunlar var ama teknik arıza yoktur değil mi? Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen 10. sorumuza geçiyoruz. Hiç beklemeden 10. sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarının durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmalarını tanımlamaktadır? A. Motivasyon. B. Eş güdümleme. C. Kariyer planlama. D. Performans değerleme. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, cevap performans değerlemedir. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 11'e bakalım. 11. sorumuz geldi. Transit rejimi kapsamında aşağıdakilerden hangisine izin verilmez? A. Canlı büyükbaş hayvanlar. B. Tropikal meyveler. C. Kurutulmuş muz. D. Tütün ve alkol türevi maddeler.
transit rejimi kapsamında hangisine izin verilmez? Tabii ki tütün ve alkol türevi maddelere izin nedir? Verilmez, değil mi? Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Hemen geçtik 12. sorumuza. 12. sorumuz şöyle: aşağıdakilerden hangisi eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır? A. Kırmızı hat, B. Sarı hat, C. Mavi hat, D. Yeşil hat. Evet, eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayene tabi tutulmadığı hat hangisidir? Tabii ki burada da Denizli seçeneği, değil mi? Yeşil hattır. Burada arkadaşlar önemli. SRC 3'te daha çok çıkan bir sınav sorusudur bu soru. Buna dikkat edin lütfen. Hemen 13. sorumuz gelsin. Evet, 13. sorumuz şöyle: Türk plakalı bir araç Romanya'dan aldığı yükü Danimarka'ya taşımaktadır. Taşıma noktaları dikkate alındığında bu tür taşımacılık aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle ifade edilir? A. Transit taşımadır. B. Üçüncü ülke taşımasıdır. C. İkili taşımadır. D. Kombine taşımadır. Türk plakalı bir araç Romanya'dan aldığı yükü Danimarka'ya götürüyor bakın. Dikkat ederseniz burada nedir arkadaşlar? Üç tane ülke adı geçiyor: Türk, Romanya, Danimarka. Demek ki üçüncü ülke taşıması, değil mi? Üçüncü ülke taşımasıdır. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet, hemen sınır kapılarıyla ilgili bir soru gelmiş. Sınır kapılarından da zaman zaman sorular çıkıyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim, sınır kapılarına. Tabii ki sınır kapılarıyla bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde bir soru gelmiş. Sarp sınır kapısı, bakın, Artvin ve Gürcistan şeklinde verilmiş. Sarp sınır kapısı arkadaşlar nereye açılıyor? Tabii ki Gürcistan'a, Artvin üzerinden açılıyor, değil mi? Yani burada verilene göre, bakın, verilene göre şöyle yapalım. Cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir, değil mi? Diğerlerini hiç okumaya bile gerek kalmadı. Mesela bakın, diğerlerini de tekrarlamış olalım. Zaman zaman sınır kapılarından da sorular çıkar. Dereköy sınır kapısı nereye açılıyor arkadaşlar? Evet, Dereköy. Yunanistan'a mı açılıyor? Evet, Kırklareli'de, Kırklareli'nden açılıyor. Doğrudur. Bakın şurası Dereköy, Kırklareli Dereköy sınır kapısı. Fakat nereye açılıyor? Yunanistan'a değil, Bulgaristan'a açılır arkadaşlar. Bakın, Bulgaristan. Şuraya yazalım, Bulgaristan. Evet. Yine Gaziantep Karkamış. Evet, Karkamış sınır kapısı Irak diyor bakın. Karkamış nereye açılıyor arkadaşlar? Gaziantep'e açılır. Doğrudur. Doğru. Gaziantep Karkamış sınır kapısı, fakat ülke olarak nereye açılıyor? Ülke olarak da tabii ki Suriye, değil mi? Suriye'ye açılıyor. Ve Hatay Yayla Dağı sınır kapısı da nereye açılır? Yine aynı şekilde İran'a değil tabii ki, değil mi? Yine Suriye'ye açılıyor. Evet. Evet. Burada yine önemli arkadaşlar. Özellikle sınır kapılarından
Gürbulak sınır kapısı İran'a açılıyor. Bunu bilin. Buradan sınavda soru sorabilirler. Hamza Beyli yine Bulgaristan'a açılıyor. Kapıkule yine Bulgaristan'a açılan kapılar arasında. Yunanistan'a Pazarkule ve İpsala Uzun Köprü. Edirne üzerinden açılıyor arkadaşlar. Habur sınır kapısı Irak. İran'a Gürbulak sınır kapısı. Türk Gözü sınır kapısı da Ardahan üzerinden Gürcistan'a açılan kapılar arasındadır. Arkadaşlar evet. Devam ediyoruz hemen 15. sorumuza. 15. soru şöyle. Evet yine önemli sorulardan. Aşağıdakilerden hangisi haritalarda gösterilen uluslararası yol numarasıdır? O80, D100, devlet karayoludur. D100 demek devlet karayolu demek. E80 arkadaşlar uluslararası yol numarasıdır. K2. Şimdi O otoban, D devlet yolu, E uluslararası yol demektir. Yani burada verilenlere göre cevap Ceyhan seçeneğidir. Unutmayalım. Bu da yine zaman zaman sınavlarda soru olarak geliyor. Hemen geçelim diğer sorumuza bakalım. Evet, 16. soru gelsin mi? Şöyle. Haritadaki iki nokta arasındaki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki evet orana ne denir? Ölçek rakım, gerçek uzunluk, kroki. Tabi burada iki nokta arasındaki uzaklık ve doğadaki gerçek uzaklık arasındaki nedir arkadaşlar? Ölçektir değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. Hemen 17'ye bakalım. 17'nin soru aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz? A. Radyo tabanlı bilgi sistemleri. B. Yörünge uydu servisleri. C. Karayolu haritası. D. Araç bilgisayarları navigasyon yol haritaları. Tabi burada dikkat edin. İletişim teknolojileri arasında yer almaz dediği için karayolları haritasıdır değil mi? Karayollar haritası iletişim teknolojileri arasında yer almıyor. Diğerleri alır. Cevap da Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim 18. sorumuza. 18. soruya bakalım. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez? Şöyle bakalım. İzlenemez. Araçtaki yükün ağırlığı, aracın nerede olduğu, aracın takribi hızı, durma dinlenme süreleri. Şimdi dikkat edin, uydudan yapılacak araç takip sistemlerinde bir kere aracın nerede olduğu, aracın takribi hızı, durma dinlenme sürelerine uyup uymadığını tespit edebiliriz. Fakat neyi tespit edemeyiz arkadaşlar? Burada verilerine göre aracın değil mi? Yük durumunu tespit edemeyiz. Araçtaki yükün ağırlığını tespit edemeyiz. Cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir. Evet. Şuradaki Adana seçeneğidir. Önemli bir sınav sorusudur. Dikkat edin bu soruya da. Geçelim hemen 19. sorumuza. 19. sorumuz yine kaçakçılıktan gelmiş. Bakın. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt, evet, sahibinin, evet, taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinde itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde araç sahibine iade edilir? 7 gün, 10 gün, 15 gün, 30 gün. Evet. Burada tabii ki
Cevabımız 15 gün değil mi arkadaşlar? 15 gündür doğru cevap. Ceyhan seçeneğidir. 19. soru, 20. sorumuz yine kaçakçılıkla ilgili bir soru gelmiş. Bakın. Bakalım. Kaçakçılıkla mücadele. Evet. Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru sorulmuş. Bakalım. Kaçak şüphesiyle eli konulan eşya ile alıkonulan her türlü taşıt ve araç bir tutanakla gümrük idaresine teslim edilir. B. Gümrük idaresi kaçak eşya ve taşıtların muhafazası için gerekli görülen yerlerde de nedir? Depo temin eder. C. El konulan her türlü eşya ve taşıma araçlarının muhafazası, depolanması, yüklenmesi, bakın, boşaltılması, nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar sahiplerince karşılanır. D. Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilirse, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere iade ve sevk olunur. Burada bize neyi sormuş arkadaşlar? Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre hangisi yanlıştır diye bize sormuşlar. Tabii ki burada Ceyhan seçeneği yanlıştır. Doğru cevap. Evet. Hemen 21'e geçelim. Geçtik. Soru şöyle. Bakın. 21. soru. Tehlikeli madde taşımasında kullanılan taşıtlara takılan turuncu renkli levhanın evet üst yarısındaki rakamlar neyi gösterir? Arkadaşlar bu soru genelde esasında SRC 5'in sorusudur. Yani normalde SRC 1, 2, 3, 4'te çıkmaması gerekiyor. Fakat sorulmuş bir soru. Enteresan. Cevabımız bu rakamlar yükün hangi tehlikeye yol açtığını gösteriyor. Cevap Bursa seçeneğidir. Hemen 22'ye bakalım. 22. sorumuz şöyle. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri diğer araçları en az kaç metre mesafeden evet takip etmelidir. Bu soru sınavların banko sorularından. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Tehlikeli madde taşıyan araçlar hızları ne olursa olsun yerleşim yerleri dışında önündeki araçla arasındaki takip mesafesi tabii ki şu iki araç arasında ise şu tehlikeli madde taşıyan araçsa bakın araçsa iki araç arasındaki takip mesafesi her zaman bakın her zaman 50 olmalıdır. Yani cevap burada tabii ki Denizli seçeneğidir. Evet 23'e bakalım. 23 şöyle taşıması yapılan eşyaların fatura ve konşimentoda yazılı miktarlarının detaylı bir şekilde belirtilmesini teminen düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? Çekil listesi, mal faturası, CMR belgesi, gümrük çıkış beyannamesi. Evet. Hangisidir arkadaşlar? 23. Tabii ki burada 23. soruda çekil listesidir. Bu soru da yine sınavda sık sık gelen sorular arasında dikkat edin. Yıldızlı sorular arasındadır. Evet. Hemen geçtik. Evet.
Şöyle tır karnesi alındı. Titan itibaren kaç gün süreyle geçerlidir? 30, 45, 60 ve 90 şeklinde verilmiş. Tabii ki yine arkadaşlar 60 gündür, bilginiz olsun. Evet, cevabımız tır karnesi ile ilgili. Bu da arkadaşlar SRC 3'te gelen sorular arasında 25. soru ADR'ye göre sormuşlar. Bakın işte karayollarında tehlikeli madde taşıyan araçlar ADR sözleşmesine kaç sınıfa toplanırlar şeklinde bir soru sorulmuş. Bu soru da esasında SRC 1, 2, 3 ile alakalı bir soru değil. 9'dur cevabımız. Denizli seçeneğidir. Arkadaşlar bu soruda sizin sorunuz değildir. Bilginiz olsun. Ama sorulmuş. Enteresan. Evet, 26'ya bakalım. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet, hangisi doğrudur? A. Römorku çeken araç kendi hızının sınıfının hız limitinde kullanılabilir. B. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km bölü saat daha düşük hızla kullanılmalıdır. Evet. C. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km bölü saat daha düşük hızda kullanılmalıdır. D. Römorku çeken araç için hız limiti 20 km bölü saat artırılabilir. Evet, burada da römorku takılmış değil mi? Bak. Römorku takılmış bir araçta uygulanacak hızla ilgili biliyorsunuz ki evet, nedir? Arkadaşlar. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Tabii ki 26'da Ceyhan değil mi? Romaklı çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km bir saat daha düşük hızla kullanılmalıdır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Buraya da dikkat edin lütfen. Önemli sınav sorusudur bu soruda. 27'ye bakalım. 27 gelsin. Evet. Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde normal hava şartlarından en az evet nokta nokta metrede net olarak görülebilecek şekilde ve nokta nokta ebatta engel işaretinin konulması zorunludur. Yukarıdaki boşluğu doldurunuz. A 100 metre 100 santim çarpı 25, B 100 metre 150 çarpı çarpı 25, C 150 metre 150 santim bakın 150 çarpı 25, D 150 metre 100 çarpı 25 santim şeklinde. Tabii ki burada da arkadaşlar unutulmamalıdır ki otobüs, kamyon ve çekiciler yani tırların arızalanması durumunda her şeyden önce ne yapıyoruz? Bir kere 150 metre değil mi? 150 santim ve 25 santim ebatta engel işaretinin kaza yerine araçla engel işareti arasına koymamız gerekiyor. Yani engel işaretini kaza mahallinde 150 metreye ne yapıyoruz? İşaretleme yapıyoruz. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Yirmi8'e bakalım. Evet, sorular genelde aynı mı sorulmuş arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez? A. Yolun eğimi, B. Yük durumu, C. Lastik durumu, D. ABS.
Evet, burada da tabii ki ABS etkilemez değil mi? Cevabımız Denizli seçeneğidir. 29'a bakalım. Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir? A aracın önüne 20 metre uzaklıkta, B aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta, C aracın arkasına 50 metre uzaklıkta, D aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta. Tabii bu soru da sınavda sık sık geliyor. Dikkat edin arkadaşlar. Tepe üstü araçların dönemeç ve tepe üstü gibi yerlerde görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması durumunda reflektörlerimizi aracın önüne ve arkasına 30 metreden görülecek şekilde, değil mi? Görülecek şekilde ne yapmamız gerekiyor? Koymamız gerekiyor. Yani burada Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, burada hemen işaretlememizi yapalım. Evet, geçelim hemen diğer 30. sorumuza. 30. sorumuz gelsin. Önemli bir sınav sorusu. Zaman zaman yine sınavda soruluyor. Trafik işaretlerine uymada önceliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir? A. Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları. B. Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları. C. Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları. D. Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi. Tabi burada dikkat ederseniz arkadaşlar, öncelikle her zaman trafik polisi varsa trafik polisine uyarız. Şurada C'yi ve D'yi eledim. Sonra ışıklara uyarız. Bakın. Daha sonra işaret levhalarına uyarız. Yani cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. Doğru seçenek. Evet, hemen geçelim. 31. sorumuz. 31. Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir? Ayak ve bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölgeyi sormuşlar. Göbek bölgesi, kasık iç kısmı, bacak dış kısmı, dizin ön üst kısmı. Evet, burada da tabii ki kasık iç kısmıdır, değil mi? Cevabımız evet burada. Bursa seçeneğidir. Doğru seçenek. 32'ye bakalım. 32. sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun evet tıkanarak boğulmasının sebebi hangisidir? A. Bilincinin kaybolması sonucu çenesinin kasılması. B. Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması. C. Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması. D. Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması. Burada da dikkat ederseniz, evet bakın dikkat ederseniz başın evet geriye değil mi? Direkt sonunu kapatması mı yoksa dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması mı? Sebebini soruyor bakın. Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunu tıkanması. Evet. Tıkanarak boğulmasının sebebi. Ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki bakın dilin
gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkamasıdır, değil mi? Tabii ki cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet, hemen geçelim hiç beklemeden 33. sorumuza. 33. sorumuz gelsin. İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir? A. Solunumu duranlar, kalbi duranlar, şoka girenler. B. Kalbi duranlar, şoka girenler, solunumu duranlar. C. Solunumu duranlar, şoka girenler, kalbi duranlar. D. Kalbi duranlar, solunumu duranlar, şoka girenler. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar. Öncelikle ilk yardımda öncelik sırası, değil mi? Öncelik solunumu duranlar, kalbi duranlar, şoka girenler. Evet. Tabii ki Adana seçeneğidir doğru cevap. Hemen geçtik 34. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşımada birinci derecede önceliklidir? Ayağında kırık olan, birinci derecede yanığı olan, solunum zorluğu çeken, kol kırığı olan. Sağlık kuruluşuna taşımada birinci derecede öncelikli hangisidir? Hangi yaralıdır arkadaşlar? Dikkat ederseniz arkadaşlar solunum zorluğu çekenler değil mi? Solunum zorluğu çekenler birinci derecede önceliklidir. Cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Evet hemen geçelim 35. Çok önemli sınav sorusu bakın. İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır? A. Kurtarma, koruma, bildirme. B. Koruma, kurtarma, bildirme. C. Koruma, bildirme, kurtarma. D. Bildirme, koruma, kurtarma. İlk yardımın temel uygulamaları. İlk yardımın temel uygulamaları sizin de bildiğiniz gibi öncelikle koruma, sonra bildirme, en sonda kurtarmadır. Cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Evet, hemen geçelim 36. sorumuza bakalım. Aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler? ABC, FGH, DG, sadece G şeklinde verilmiş. Arkadaşlar burada da FGH değil mi? FGH olanlar düzenleyemez. Cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. 36. sorumuz. Hemen 37'ye bakalım. 37. sorumuz gelsin. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurt içi eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasiteyi sağlayan araçlar kaç yaşından büyük olamazlar? 15, 19, 20, 22. Evet, burada da tabii ki 30 bakın şuradaki şeye dikkat edin arkadaşlar. Yurt içi eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasiteyi sağlayan araçlar kaç yaşından büyük olamazlar? Bu soru sınavlarda sık sık geliyor. Özellikle SRC 3'te daha çok çıkar. Yurt içi eşya ve kargo dediği için SRC 3'te çıkar, SRC 4'te çıkar. Tabii ki 20 değil mi? Sadece eşya ve kargo taşımalarında 20 yaşından büyük olamazlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 38'e bakalım. 38. sorumuz gelsin. Evet bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamı dışındadır? A. Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları. B. Resmi taşıtlarla ve bunların romaklarıyla yapılan ticari taşımalar. C. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar. D.
taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri dışındadır. Bakın, karayolu taşıma yönetmeliği kapsamı dışında olanı sormuşlar. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalarda değil mi? Karayolları taşıma yönetmeliği kapsamı dışında olan Ceyhan seçeneğidir. 39'a geçtik. Evet. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre yetki belgesi sahiplerinin yurt içi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenen sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur. A iş yerlerinde, B taşıtlarında, C gönderende, D alıcıda. Evet, hangisindedir arkadaşlar? Sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları gerekiyor? Tabii ki taşıtlarında değil mi? Taşıtlarında bulundurmaları söz konusudur. Hemen 40'a geçelim. Bugün hızlı gidiyoruz arkadaşlar. 40'a bakalım. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak evet aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor bak. Yanlıştır. Evet. Şöyle bakalım. A insan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekir. B asgari kapasitenin hesaplanmasında çekici sayısı kadar romork ve yarı romorklar dikkate alınır. C romork ve yarı romorklarda yaş şartı aranır. D eşya taşımalarında kullanılan kamyon, romork ve yarı romorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandal olması şarttır. Arkadaşlar bu soru da yine bakın sınavlarda sık sık muhtemel çıkması olan sorular arasındadır. Dikkat edin. Serece 3, serece 4'te daha çok çıkıyor. Eşya ve kargo taşımaları ile ilgili sorduğu için yanlış olanı tabii biz ne yapacağız? Bulacağız. Evet, nedir? Evet, burada da Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap diyorsunuz. Harikasınız. Evet, geçiyoruz hemen diğer bir soruya. 41 değil mi? Şöyle yapalım. Evet, şöyle yaparsak bir aracın teknik olarak güvenli taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir? A yüklü ağırlık, B gabari, C taşıma sınırı, D dingil ağırlığı. Evet, bir aracın teknik olarak güvenli taşıyabileceği en çok yük ve yolcu sayısına ne denir? Tabii ki taşıma sınırı değil mi? Taşıma sınırı denir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen 42'ye bakalım. Yerel veya uluslararası bir nakliyecinin eşya taşıma ile ilgili mal sahiplerine ve evet veya diğer taşımacılara karşı sigortalığı, menfaati ve poliçenin tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Eşyadaki hasarlar direkt. B. Eşyadaki kayıplar dolaylı. C. Navlun ödemeleri aktif. D.
Yasal sorumluluklar pasif. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, yasal sorumluluklar değil mi? Yasal sorumluluklar pasiftir. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçtik 43. sorumuza. 43. soru sınavlarda sık sık geliyor. Dikkat edin. Yetki belgelerinden. Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadırlar şeklinde bir soru sorulmuş. Bakın, tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak olanlar hangi belgeyi almak zorundadır? Tabii ki dikkat ederseniz LMNT şeklinde bir soru sorulmuş. Tabii ki M yetki belgesini almaları gerekiyor. Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 44'e bakalım. 44'ün sorusu şöyle: G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme? Evet, sözleşme yapabilirler. 2, 10, 5 ve 12 şeklinde verilmiş seçenekler. Evet arkadaşlar, G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri tabii ki burada en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler sorumuzun doğru cevabı da tabii ki sizlerin dediği gibi 10'dur, değil mi? 10 adet cevap. Evet, Ceyhan seçeneğidir. Evet, gelelim 45. sorumuza. 45. sorumuz: taşımacılar hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadırlar? Kargo, parça yük, paletli yük, tehlikeli maddeler. Evet. Taşımacılar hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadırlar? Arkadaşlar tabii ki tehlikeli maddeler değil mi? Tehlikeli maddeleri mi yoksa paletli yük mü? Yoksa parça yük mü? Sonra kargo mu? Evet, bakın dikkat edin. Tekrar okuyorum bakın. Tekrar okuyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Taşımacılar hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadırlar? Evet, cevaplarınız gelsin. Tabii ki yetki sorduğu için burada bakın biz tehlikeden bahsediyor değil mi? Bakın, tehlikeden bahsediyor. Cevabımız tehlikeli maddedir. Evet, tehlikeli maddeler. Evet. Denizli seçeneği. Evet, Denizli seçeneğiydi. Doğru cevap. Hemen geçtik diğer 46'ya. Fazla zaman kaybetmeyelim. 45'te çok bekleme yaptım. 46. Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir? Bu soru sık sık gelir. Aracın yurt dışına çıkması halinde zorunlu mali sorumluluk sigortası süresinin bitmesi halinde üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde
aracın el değiştirmesi halinde. Tabii ki muayene süresi dolmamış olsa bile eğer üzerinde bir teknik değişiklik söz konusu ise nedir arkadaşlar? Muayeneye tabi tutulur. Yıldızlı sınav sorularından yine bir soru. Hemen 47'ye bakalım. 47. sorumuz şöyle. Karayolu Taşıma Yönetmenliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olana bakacağız. Evet, şöyle bakalım. A yetki belgesine sahip tüzel kişilerdeki pay sahipliği satış bağışlama veya muadilliği mi? Muadili bir işlemle el değiştirebilir. B gerçek veya tüzel kişiler istedikleri her farklı belgenin gerektirdiği şartları sağlamaları halinde bile birden fazla yetki belgesi alamazlar. C yetki belgeleri adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz. D yetki belgeleri hiçbir şekilde devredilemez. Evet, burada yanlış olan hangisidir diyor bakın. Evet, siz de eminim ki bunu çok rahatlıkla biliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki C Bursa seçeneğidir. Evet, son sorulara doğru geliyoruz artık. 48. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası taşımalarda geçiş izin belgesinden muaf değildir? Bakın, değildir. A. İtfaiye hizmetleriyle ilgili taşımalar. B. Ambulans taşımaları. C. Kamu hizmeti çevresinde yapılan posta taşımaları. D. Taşıma kapasitesi 10 tondan fazla olan taşıtlarla yapılan taşımalar. Evet, burada da Denizli seçeneğidir, değil mi? Doğru cevap Denizli seçeneğidir. Taşıma kapasitesi 10 tondan fazla olan taşıtlarla yapılan taşımalar. Hemen 49'a bakalım. 49. sorumuz şöyle. İş güvencesi kapsamında geçersiz feshe bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi? Evet, işverenin işçiye ödemesi gereken tutardır. Evet, işverenin işçiye ödemesi gereken tutar. Geçersiz fese bağlı olarak bakın. A. Kıdem tazminatı. B. İhbar tazminatı. C. Maddi tazminat ve yıllık ücreti. D. Boşta geçen süreye ait ücret ve sosyal haklar. Tabii ki burada da bir kere her şeyden önce boşta geçen süreye ait ücret ve sosyal haklar nedir? Ödenmesi gerekiyor. Denizli seçeneğidir. Evet, son soruya geldik arkadaşlar. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise poliçenin başlaması ve bitiş günlerinin günlerinde sigorta Türkiye saatiyle kaçta başlar, kaçta sona erer? Sabah 8.30'da başlar, akşam 7.30'da biter. Sabah 8.30'da başlar, akşam 7'de biter. C. Öğlen 12'de başlar, öğlen 12'de biter. D. Sabah 9'da başlar, akşam 19.30'da biter. Evet, burada da arkadaşlar 12'de başlıyor, 12'de bitiyor biliyorsunuz. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet, tebrikler. Evet arkadaşlar, daha önce atmış olduğum tüm soruları hem yazılı hem de uygulamaları mutlaka çözün. Özellikle üyelere özel soruları çözün ve sınavlarınızda yüksek notlar alın. Yeni sorularda görüşmek üzere. Bir de sizlerden ricamız, sınavlardan sonra mutlaka sınavlarda çıkan soruları bizlerle paylaşın. Hem yazılı hem uygulama sorularını bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.